Şimdi daha önce eğitmenler, öğretmenler için, atanmayan öğretmenler için, çay üreticileri için, Ankara Tandoğan'da emekliler için, buğday üreticileri için alandaydı, sahadaydı Cumhuriyet Halk Partisi. Bugün de yani 30 Haziran Pazar günü saat 17 itibariyle geçinemiyoruz adı altında bir miting düzenlenecek. Sadece asgari ücretliler, sadece zam bekleyen emekliler değil, geçinemediğini düşünen toplumun tüm kesimlerini davet etti Cumhuriyet Halk Partisi bu mitinge. Önce bir haberini izleyelim, ardından da meydanın atmosferini bize Gamze Altunay aktaracak. 15 yıl önce aldığımız Türkiye neydi? Bugünkü Türkiye ne? Her alanda iflasın eşiğine gelmiş bir ekonomi. Sokağa atılan binlerce çalışan. Hamdolsun bugüne geldi. Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Hayır. Dolar borcunuz mu var? Yok. Dolarla bir işiniz var mı? Ama ekonomi gözlerdeki ışıltıdır. Benim gözlerimdeki ışıltıyı arkadaşlarım görüyor. Epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım. Bunların kafası basmaz. Yok bunlarda böyle bir araştırma. Ben ekonomistim. Onların dolarları varsa bizim Allah'ımız var. Eyvah eyvah. Ne yapacağız? Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Çok beklersiniz. Türkiye ekonomisi maalesef büyük çöküşler yaşadı. Bu çöküşlerin faturası da her zaman sizlere, siz aziz milletimize yüklendi. İktidar büyük şirketlerin 660 milyar liralık vergi borcunu sildi. İcap ettiğinde vergi artışı yapılmaz mı? Elbette yapılmaz. Hükümet yeni yılda güç açığını kapatmak için yeni zamların da yolda olduğunun sinyalini verdi. Emeklinin, emekçinin, esnafın, çiftçinin gırtlağına çökenler 660 milyarı yandaş müteahhitlere affettiler. O zaman hepinizi Kocaeli'ne bekliyoruz. 30 Haziran günü emeğin başkenti Kocaeli Gebze'de asgari ücrete zam mı söke söke almak için, emekliye zam mı söke söke almak için, çaya, buğdaya zam mı almak için, geçinemeyenlerin sesi olmak için bütün geçinemeyenleri Gebze'ye bekliyoruz. Sizi duyuyoruz, sesinizi duyurmaya geliyoruz.